Evet, Bangkok'ta selamlar. Arkamdaki bir nehir turu teknesi. Eğlenceli, yemekli, takılmalı bir tur açıkçası. Biz de şimdi kaldığımız otelin shuttle'ıyla, hatta shuttle botuyla bir durağa gideceğiz ve duraktan da bizim gideceğimiz mekanın shuttle olarak bizi götürecek. Nehire ulaşım çok fazla var aslında. Çok fazla yere gidiyorsunuz. Rahat rahat ulaşıp salabiliyorsunuz. Ama onun dışında da şehir içerisinde bayağı tur atabiliyorsunuz. Şimdi mekana gidelim. Mekanda yine yorumları belirtiyor olacağım. Genellikle Bangkok'ta oteller nehir kıyılarına konuşlanmış durumda. Çünkü nehirde aslında manzarası ve yapısı itibariyle güzel bir durumda, noktada. Ve her otelin kendine ait çatıları var ve çatılarla beraber ulaşım sağlayabiliyorlar. Bizim de kaldığımız otelin şatılı bu şekilde bize ulaşım imkanı sağlıyor, ücretsiz olarak. Onun dışında trenler, otobüsler, tuktuklar. Belki yarın sizlere tuktuktan biraz görüntü veririz. Yani aslında bu birkaç günlük bir video olacak. Biraz uzun bir video olabilir. Tahminen bilmiyorum. Şu an sanırım varmamız gereken durağa geldik herhalde. Az kalmış olma ihtimali var ve şu an biraz daha yakınlaşalım hatta. Şöyle yapalım. Bu mesela Peninsula Otel'in shuttle'ı. İçimizde tek kişi var, gördüğünüz gibi normalde böyle tekneler tek kişi için kalkmaz. Yani içerisinde var o hanımefendi için nedir de bu? Yani zengin değil. Sadece otelde kalan bir misafir. Burası Golden State binası, Hangover filminin çekildiği nokta. Evet, o eğlencenin olduğu yer ve burası da geldiğimiz durak. Neyse, şimdi burada durak deneyeceğiz ve diğer shuttle'ı bekliyor olacağız. Şimdi bu da bineceğimiz diğer shuttle. Gideceğimiz mekana ait shuttle. Mekan Botfold bölgesinde. Su bölgesinde ve şu an ilk önce binmelerini bekliyoruz ki bize binelim daha sonrasında. Birazdan bir iş sağlayacağız. Biraz sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik. Bu bölge şöyle yapayım. Bir açık hava yemek bölgesi tarzı bir yer. Mekanlar gerçekten güzel gözüküyor. Bakalım yemekler hakikaten o kadar güzel olacak mı? Mekanların güzel olduğu kadar. Bir öneriyle geldik buraya. İçeri doğru dalacağız. Son şatında gece saat 11'deymiş. 11'e kadar yemeğimizi yiyip daha sonra işimizi halledeceğiz.
Asya mutfağıyla varlar. Bayağı alışveriş, mekan, her şey var. Evet, mekan seçimi yaptım. Hatta yaptık. Şimdi Capri adında bir mekana geldik. Zaten önlerinde bulunan mekan da burasıydı. Fiyatlar tabii değişiyor. Evet. Fiyatlar bu şekilde. Chandon Rose ve veya Chandon Brut ile beraber böyle bir Horsepet 1600 baht. Ortalama 150 liraya falan geliyor. Fiyatlar yani içkilerle falan başlamış. Geçiyorum bunu. Ve yine bir içki menüsü. Şefin menülerinden bakalım. Yengeçli sezam salatası veya işte İtalyan sosisli ve baconlu daha domuzlu bir pizzası var. 420 baht. Çok fazla iyi bir menü zaten tasarım beklemiyoruz. Beklememek gerekiyor açıkçası. Karışık tapas tabağı 590 baht. Hala ana öğünler devam ediyor. Salata var. Bakalım. Sezar salata 220. Yengeç çorbası 220. Ha bakalım burada var. Soğan çorbası 180 gibi. Pizza var. Devam ediyor. Yani aslında bu mekan tam bir Asya değil ama İtalyan mutfağıyla bence karışmış. Mesela burada bir foie gras ravioli var. Kaz ciğerli makarna. Yine bir kaz ciğerli linguini makarna ve mantar soslu. Füzyon pastalarımıza bakalım. Şu an bulunduğu mekanda aslında çok güzel canlı müzik var. Ama maalesef size yayınlayamıyorum. Çünkü telif hakkı. Maalesef telif hakkı sebebiyle yayınlayamıyorum. Çünkü günümüz güncel müzikle çalıyor. Belki ufaktan duyabiliyorsunuz. Bilmiyorum. Ama hakikaten güzel söylüyorlar. Haklarını vermek gerek. Şu an biraz gelesin. Neyse. Her neyse. Artık biz şimdi pizzayı falan bekliyoruz. Hatta şu an belki de var. Evet. Şu an aslında kendi siparişimi izliyorum ya. Tamam. Büyük ihtimalle olacak yani. Bakalım nasıl açacaklar. Bu arada ciddi anlamda odun ateşi var. İzleyelim bakalım. Bu merdane kullanacak. Tamam, biraz iş değişiyor. Elini açıyor. Havada açıyor. Birazcık sıkıntılı. Birazcık denge saçıyor. Biraz zorlanıyor ama yapacak bir şey yok. Ben olsam direkt elde açarım yani. Ama bitirdim. Ha elde açıyor. Aferin. Boyut olarak güzel. Biraz daha boyutunu aradım ama bilemedim. Kârlı 2-3 tane pizza var. Onlar oluşuyor bakalım. Biraz kızartıp daha sonra malzemeyi koyuyorsun.
O da mantıklı olabilir. Teknik biraz daha farklı. Mizanplas burada hazır. Çok fazla mizanplas var bir şişesi. İyi bir hamur. Şu. Alt taraf uzun dolu atar. Böyle bir fırınım olsa ne ekmekler çıkarırım diye bir aklımda kan geçirdim açıkçası. Güzel. O onu direkt boş pişiriyor. Bir kadar ekmek yapacak herhalde. Çözüyor değil mi o? İçeride malzemesi olanları zaten direkt önce bıraktı. Ve fazlasıyla mayalı bir hamur. Daha çıktı. Aa, boş ekmek yapıyormuş. Evet. Bir ortasında peynir var. Peynir koymuşuz arasında. Onu çıkardı bakalım ne yapacak. Biraz garip bir mantıkla hazırlamış. Ah, pizza yakmış. Neyse. Buranın tekniği de bu olacak aslında. Aslında olması gereken bir diğerinin yarısı kıvam var şurada. Şöyle yapayım. Şu kıvam. Ve durum budur. Her neyse artık siparişimi bekle bakalım nasıl çıkacak. Evet. Hızlıca hemen çekip kapatmam gerekiyor çünkü artık sıcak sıcak yemek istiyorum. Az önce sadece fotoğraf olarak bir orta tapas gösterdik. Aslında kalamar ama 3-5 tane kalamar var. Geri kalanı patates. Aslında kalamarda çok patates vardı. Patates tabağı istemiş gibi oldu. Biraz garip doğa açıkçası. Verdiğim paraya değer mi bilmiyorum. Kalamarlar güzeldi ama bence biraz daha fazla kalamar olması lazım. Çünkü biz orada kalamar istedik ama kalamar yerine patatesli kalamar geldi. Her neyse. Pizzayı göstermek istiyorum çünkü pizzada böyle bir kıvam var. Margarita istedik. Çünkü bulunduğumuz yerde Asya mutfağı yoktu. Gayet Avrupa mutfağı var. Pizzalarda yapmamız gereken önemli nokta pizzanın altına bakmak, tabanına bakmak. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir renk olmaması lazım. Altın sarısı olması gerekiyor ki bu rengin daha iyi bir lezzet çıksın. Şu an ben bunu yediğim zaman direkt anlıyorum ki şu an yanık tadı alacağım. Kömür tadı alacağım. Kömür tadı istemiyorum. Çünkü çok fazla unlu olduğu için alt tarafı yanmış. Böyle bir özellik var. Şöyle gösteriyorum. Bunlar, bu siyahlıkların hepsi un. Açarken kullandıkları un. Daha fazlası gerek yok. Az un. Bol malzeme. Güzel bir tabak. Güzel pişim. Altın sarısı renk. Ve güzel lezzet. Başka bir şey değil. Her neyse. Yemeği yiyelim bakalım. Ne olsa olacak. Mühim olan peynirde de sosla da önemli güzellikler var. Noktalar var. Onları da artık yedikten sonra paylaşacağım artık. Evet. Mekan hakkında ufak bir bilgi vereyim. Hatta yediğimiz yemekler hakkında. Servis güzel. Mekan güzel. Ama yemekler kötü. Hakikaten kötü. Nasıl diyeyim? Kalamar dediğim gibi kalamar değil de aslında patates yedik. Gerçekten kötüydü. Onun dışında yediğimiz pizza margaritaydı bu arada. Margarita pizzanın içerisinde var olması gereken, bol bol var olması gereken şey öncelikli olarak sos ve peynirdi. Peynir bildiğin kaşar peyniri gibi. Hakikaten lezzetsiz, kötü. Başka yerde peynir var. Daha iyiydi. Onun dışında sos zaten yoktu. Yani gidip bir yerde tost yesek daha mantıklı herhalde. Yani bir yerde tost yesek daha mantıklıydı. Tekrar shuttle'la dönüş yapıyoruz. Ta shuttle'a doğru gidiyoruz. Evet, günaydınlar. Tuk tuk denen araçlar bunlar. Ufak yapılır. Biz de onların bir tanesini içerisindeyiz şu an. Bir alışveriş merkezi tarzı bir yere giriyoruz. Biraz çarşı tarzı ama yapısı biraz daha farklı. Burada motosikletleri de kullanabilirsiniz ulaşım için.
tuk-tuk'la veya taksi olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde ulaşım sağlanıyor ve kolayca gidiliyor. Şimdi yolumuza devam edelim. Hem etrafı görmüş olacağız, hem devam edelim bakalım. Evet, evet, tekrar merhabalar Tayland Bangkok'ta. Geldiğim ve geri döndüğüm gün bazında 3 gündür buradayım. Şu an kadar sizin gördüğünüz video, yani bu video 2 gün ait, yani geldiğim ve ertesi gün ait bir video. Çok kısa bir gezme tozma yaptık ve çok fazla bir mekana gidemedik aslında. Tek bir mekan yemiş olduk, tek bir mekana tadım yapmış olduk. Onun dışında geri kalan süreçte de 2 gün içerisinde de aslında 1,5 gün vesaire oluyor sanırım. 1,5 gün civarında oluyor. Bu 1,5 gün civarında da otel odasında dinlenmek ve sizlerle daha fazla paylaşım bulunabilmek için videoları montajlıyordum. Onun dışında geri kalan zaten vakitlerde İstanbul'da da zaten video montajlarını yapıyoruz. Kendi sosyal hayatımız var. Üzerine stüdyo mutfakta çekimler yapıyoruz. Aslında çok fazla yoğun bir vakitimiz var. Çok yoğun bir hayatımız var aslında daha doğrusu. Deniz'in de aynı şekilde. Onun dışında sizlere Tayland hakkında çok son bir bilgi vermek gerekirse, Tayland'da 7 yıllık bir hayat var. Eğlencesinden yemek hayatına, gastronomik anlamda çok fazla noktalar var. Ki daha önce tatmış olduğumuz bir mekan burada. Geçen yılın, yani 2015 yılının dünyanın en iyi 10. restoranı ve Asya'nın en iyisiydi. 2016 yılında Asya'nın en iyisi ve dünyanın 23. sırasında sanırım. O civarda bir şey düştü. Restoran burada. Gaggan adında. Onun dışında çok fazla mekan var aslında. Türkiye'den de bir şefimiz var. O da yine en iyiler lisesine aday şekilde duruyor. Yemekler satılıyor vesaire. Her şey var. Ama onun dışında da sokak yemekleri çok daha meşhur. 7-4 yemek bulabiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Gastronomik anlamda çok fazla ileri derecede kendilerini göstermeye başladı. Çünkü çok fazla duyulmasa da dünyanın en iyi şefleri, aslında kendi alanında en iyi şefler, Tayland'da mekan açmaya başladılar. Birkaç tanesi burada şu an hala var. Onları umarım ki ilerleyen zamanlar gidip tutacağız. Onun dışında da gecenin saat için 3'ünde 4'ünde acıktınız diyelim. Çıkabilirsiniz, gezebilirsiniz, tozabilirsiniz. Çünkü hayat sürekli var. Ve yemek yiyebilirsiniz. Yani evet, birçok kapalı, yani restoranla kapanıyor ama sokak yemekleri sürekli devam ediyor. Sürekli var olan bir hayat var. Bu güzel bir şey aslında ama bir yandan da yorucu olması gerekiyor Taylandlılar açısından. Bilmiyorum açıkçası, yani Türkiye'de de bu şekilde bir hayat var aslında ama belli bir süre sonra artık kapanıyor çünkü dinlenmeleri gerekiyor. Ama burada sürekli var olan bir hayat, sürekli var olan bir devamlılık ve sürekli bir yaşam var, sürekli bir hareketlilik var. Ve bu arkada gördüğünüz yer hakikaten benim odamın manzarası. Öyle diyeyim. Onun dışında Tayland'da kaldığım süreç içerisinde, Tayland'a gelirken ve Tayland'daki bulunduğum süreç içerisinde de sizlerle videolar paylaştık. Bu süreci anlamış olacaksınız. Kaç gündür, ne zamandır buradayız. Tabii ilerleyen zamanlar da değişebilir bu. Ne zaman paylaşacağımız ama şu ana kadar paylaştığımız bu Tayland sürecindeyken paylaştığımız videolar. Bir tanesi hemen şuraya bıraktım. Hanımefendi şerbeti.
Diğeri de şuraya bıraktı. Yeşil elektrik tüp lokumu. Umarız ki beğenirsiniz. Vloglara başlamış bulunuyoruz bu arada. Bu ikinci vlog olacak. Birincisi zaten çekimle alakalıydı. Bu da ikincisi artık dünya turuna başladığımızın bir... Aslında videolar olarak dünya turuna başladığımızın bir resmiyetidir. onun dışında umarız ki beğenirsiniz. Bir takiplik alırsanız seviniriz. Ve güzel bir başlangıç yapmış oluyoruz aslında. Seviyorum burayı. Her neyse, çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir takipte kalmaya devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.